direkt giriyorum konuya. Sosyal medya çok değişik bir camia gerçekten. Yani ne bileyim şu telefonla vaktimi geçiriyorum. Olabildiğince iş hayatımı, özel hayatımı ve sosyal medya hayatımı pek birbirine karıştırmıyorum. Biraz bu konuda hassas düşüncelerim var. Bir Twitter'da bir profilim var iyi kötü. Bir Instagram'da var. Bir Facebook'da var. Emektar eski. Facebook ilk çıktığında ben nişanlıydım. Evet, evlendim. yaşımızı belli etmeseydim. Evlendim zaten ondan sonra. Instagram'a sonra bir arkadaş geldi. Kızım millet Instagram'da ya. Instagram'da açsana falan yaptı. Ya dedim bir sürü resim burada bütün resimle de erişim hakkı istiyor. Bilmem ne ben bunu kullanamam dedim falan. Sonra e, ikinci çocuğum doğduğunda baktım ki Instagram kullanmadan olmuyor. Sonra bir gün efendilerden biri geldi. Dedi ki efendi dediğim benim ameliyathane personeli. E, ameliyathanedeki e, ağır işleri yapan personel Asım abi. Hocam dedi sen dedi Instagram'a hiç resim falan koymuyorsun dedi. Senin doktor olduğun nereden belli dedi. Koy şuraya iki tane Sezeryen resmi. Koy şuraya iki tane elinde bir sürüdü resim. Biz senin doktor oldun nereden anlayacağız? Hiç kullanmıyorsun Instagram'ı dedi. aa dedim. Oo bu iş... Demek ki öyle oluyormuş artık dedim. Yani bir biraz eskiye galebe çalan tarzda bir hekimliğim var benim. Çünkü Ankara Tıp mezunuyum. Ankara Tıp Türkiye'nin en köklü tıp fakültelerinden biridir ve bizi iyi hekim olalım diye yetiştirdi hocalarımız. Her birinin elini öperim. Kendimce bu dönüşen, değişen sosyal medya çağında adapte olmaya çalışıyorum. Adaptasyonda olmazsa olmaz sosyal medya onu görüyorum. Sosyal medyadaki meslektaşlarım bazen beni şaşırtıyor. Ben de orada yer almak adına biraz geriden de olsa, biraz ağır aksak da olsa geliyorum. Bu anlamda karşıma çıkan insanlar, Allah onları karşıma çıkardı. En güzellerinden bir tanesi o Sireklam Ajansı'nın sahibi olsan yüzü burada. Allah razı olsun. Hocam bunları, bunları anlat dedi. Bunları anlat, bir çekeyim koyayım dedi. Ben hiç anlamıyorum açıkçası ne YouTube'dan, YouTube'a video koymaktan orada bir paralar kazanılıyormuş bir şeymiş. Hiç böyle her seferinde gelip böyle saf saf soruyorum Oğuzhan'a. Oğuzhan ne olmuş şimdi bu? Hocam buna sınır koydu. Buradan para kazanmıyoruz zaten. Sınır ne oluyor? Ne bileyim cinsel içerikli olduğu zaman para kazanılmıyormuş YouTube'da filan. Ben bu tür şeylerden anlamıyorum. Benim için cinsel içerikli olması bir konunun cinsel içerikli olmamasından çok farklı değil. Çünkü cinsel içerikli olan bir organla ilgili çalışıyorum. Ha biraz böyle insanlarla konuşurken girdiğim ortamda böyle mevzu hemen bel aşağısına kayıyor. Biraz böyle erotize oluyor ve bazı insanlar rahatsız oluyor. Bunu da biliyorum. Bununla ilgili şuursuzluğumun farkına biraz geç vardım yani. Ve ondan sonra seksolojiyle ilgilenmeye başladım. Ve seksolojinin bir yani böyle mahrem tarafı olduğu, insanlardan bu konuyu konuşurken bile rıza almak gerektiği vesaire öğrendim. Ben de yani kertenkele gibi gidiyordum. Yani yapıyorum, ediyorum, yaparız. Hiçbir vajinaya girilmeyen vajina yoktur yapılmayan iş yoktur. Doğmayacak bebek yoktur falan. Bu bu minvalde gidiyordum ama çalıştığım materyalin bir insan olduğu, o insanın duyguları olduğu, o insanın anne olduğu, işte çocuk geldiği, o insanın bir diğer erkek insanla bir ilişkiye girdiği, bunların duygulardan müteşekkir olduğu falan hani sonradan öğrendim ve açık açık da söylüyorum ben hani böyle böyleydim. Bunu bunu fark ettim. Bakın böyle bir şey var. Size de anlatıyorum yani. Ben şimdi bunları böyle anlatırken beni böyle bir belki karar merci gibi ne bileyim yargı merci gibi değerlendirdiği için mi bilmiyorum. Ama hep her seferinde de Oğuzhan söylüyor. Hocam böyle olur. Twitter'da böyle olur. Youtube'da böyle olur falan. Hep böyle şey yapıyor. Sakinleştiriyor beni. Ne bileyim bir ekşi sözle adıma şey açılmış, entry açılmış. Sonradan başka bir entry bir daha açıldı falan. Ve böyle biraz da reaksiyon alabilecek bir konuyla ilgili de konuştuğum için hani bekaret gibi, kızlık zarı gibi vesaire. E, biraz bir şeyler oldu yani. Bunlar benim canımı pek sıkmadı açıkçası. Ama şuna canım sıkılıyor. Yani ona şey diyorlar echo chamber diyorlar ya da echo bubble yankı balonu ya da yankı odası gibi. Twitter'da, Instagram'da, YouTube'da her neyse işte bir bir şeyler üretiyorsun, içerik paylaşıyorsun. Ondan sonra bir sürü insanlar geliyor, seni takip ediyor. Hiç tanımadığın insan. Benim Twitter'da 25 bin takipçim olmuş. Hiç birisini birebir tanımıyorum yani. Bu bu kadar çok bir anda bir kalabalık gelince de ister istemez böyle saldırgan içerikli olanlar da oluyor. Yani hiç de bozulmuyorum açıkçası. Yani ben çünkü o insanlarla normalde hastanede de karşılaşıyorum. Yani ben bana gelen bir hanım ilişkiye girdim, kanamadı. E çünkü kanamaz. Ne demek kanamaz? Kızlık sarı yok mu? O parça benim kızlık sarım yok muydu? Kızlık sarı diye bir şey yok. Saçmalama. Yani 20 yaşında bir genç kız bana saçmalama dediği zaman onu pek üzerime alınmamayı öğrendim yani. Sen bir otur, ben biraz daha saçmalayacağım müsaade edersen diye böyle anlatıyorum. Bu yani bilgiden oluyor fazla bilgiden. Bu bilginin ama sadece bir ezoterizm deniyor eskiden böyle kiliselerde filan sadece belli bir grup rahibe öğretilirmiş onlar. Hani halka pek anlatılmazmış. O öğreti böyle ezoterik kalırmış. Yani aslında burada yaptığımız şöyle şöyle bir şey de kimseye anlatmıyoruz falan. Tıp da öyleymiş eskiden. Ama artık öyle değil. Şu anda YouTube'a ben de mesela fizyolojiyle ilgili, efendim derinin sinirleriyle ilgili bir şeyleri yazıyorum YouTube'a. Ben de oradan öğreniyorum. Hakikaten biraz ilgili bir insan bir hekimin bildiğinden daha fazla o anda öğrenebilir yani. Ama hala daha fakültelerimiz var sana sertifika veriyor. İşte bu bu işi yapabilir, hekimdir, fela falan diye böyle bir takım belgeler veriyorlar. Yani o belgelerden birkaç tane sahip olan bir insan olarak biraz farklı dikkat ediyorum ona. O, bu hassasiyetim içerisinde böyle çok saldırgan içerikli olanlara da engel koyuyorum. Twitter'ın çok güzel özellikleri var. Blokluyorum, engelliyorum, sessize alıyorum. Özellikle de mansplain tarzı yaklaşanlar. Bak sen öyle diyorsun ama bilmiyorsun. Bu kadının kocası yok mu ya? Kocası yok muymuş bu kadının? Kocam var bu arada. Onu söyleyeyim antiparantez. Pek özelime girmiyorum bu kanalda ama benim bir kocam var. iki tane çocuğum var. Normal bir aile hayatı yaşıyorum. Normal dediğim de tırnak içinde yani. Hani bütün toplumumuzun normal olarak kabul ettiğine benzer bir hayat ben de yaşıyorum. Ama yaşamaya da bilirdim. Bu benim tercihim, bu benim yaşantım, benim yönelimim her neyse işte. Ben bu kanala ilk geldiğim gün dedim ki ben burada seksi konuşacağım ama seksimi konuşmayacağım. Çünkü ben kendi seksimi çok özel saydığım için değil. Benim seksimi hani resmi olarak da paylaştığım bir başka insan olduğu için onun da mahremi. O yüzden o mahremimizi topluma sermemek adına ben bunlara dikkat ediyorum. Her neyse böyle konuşurken işte diyorum ki kızlık sarı diye bir şey yoktur. O işte dediğiniz teknik bekarettir. Yani onu önemsiyorsanız bir şey demiyorum ama hani biyolojik anlamda şöyle bir önemi yok onun dediğim zaman rır 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 geldiler kadın düşmanı. Önce kadın düşmanı dediler bana. Kadın düşmanı linç ettiler. Hakikaten kafama çetiyi sardım geldim. Bir iç dökme videosu yaptım. Şimdi de erkek düşmanı diyorlar. Yani şu an çetik sarmadım ama böyle bir paradüze etmemek için. Ama gene böyle iç dökme videosu. Şimdi erkek düşmanı diyorlar bana. Feminazi diyorlar. Bakın ben ne kadın düşmanıyım ne erkek düşmanıyım. Ben Feministim evet çünkü feminizm eşitlik yani her iki cinsiyetin eşitliğidir. Feminizm herkes içindir bu arada. Hepimiz kadın erkek hepimiz feministiz ve feminist olmalıyız. Beyan esastır. Bir kadın tecavüz edildim diyorsa tecavüz edilmiştir. Bunlar erkek düşmanı söylemler değil. Çünkü bunun bir cinsiyeti yok. Bir erkek tecavüz edildim diyorsa erkek de tecavüz edilmiştir. Ben ona da inanırım yani o anlamda. Takip ettiğim bazı podcastler var. Bir tanesini yani bayağı da takipçisi var. Öneririm. Fularsız Entellik diye. Fularsız Entellik'te o Immanuel Tostoyevski'nin Kobe Bryant'ın tecavüzü hikayesini anlattığı bir bölüm var. Yani o bölümü ben de kaşemi basarım altına imza atarım. O beyefendinin kendisi biraz anonim kalmak istiyor ama o beyefendinin dediklerine tamamen ben de kaşe imza yani. Üstüne kaşemi basar imzamı atarım. Yani erkek düşmanlığı bakış açım öyle. Erkek düşmanı değilim. Erkeklere düşman olur mu ya? Ne demek? Ya seviyoruz erkekleri yani erkekler var olsun ama kadınlar da var olsun. İkisi de beraber var olsun. Bu çeşitliliği kucaklayarak, rızaya önem vererek, rıza isteyerek, rıza alarak, rızanın her aşamada olduğundan emin olarak ben bu kanalda bunları konuşmaya devam edeceğim. Siz de izlemeye eğer rızanız varsa lütfen devam edin. Ben şimdi sizden bu iç dökme videosu ama biraz da rıza isteme videosu gibi olsun. Ben böyle rıza konusuna hassas olduğum için yani hayatımda yeni 20 yıldır yeni bir partner yok ama kendi partnerimle de kendi özel yaşamımda da çok dikkat ederim. Bak bu işi istiyor musun sen diye sorarım. Biliyorum yani romantik meseleler mevzuyken sen bu işi yapmayı istiyor musun? Ben şu anda seni çok istiyorum ama sen de istiyor musun diye sormak biraz belki size anti romantik geliyor olabilir. Bence çok romantik bir şey. Bence çok romantik bir şey. Yani sanki bunu çok öpüşmüşsüz öpüşmüşsünüz yani ve ondan sonrasına durup bak bir dakika sen bunu istiyor musun diye soran bir kadın gibi değerlendirebilirsiniz bu videoyu. Ben şimdi baya bir giriş yaptık baya bir anlattım daha da anlatmaya devam edeceğim belki Allah ömür verdikçe bu kanal burada durdukça istiyor musunuz? Yani bakın beni ondan sonra etiketlemeyin. Çünkü benim derim kalın değil. Yani ben normal bu ülkenin vatandaşı, bu ülkeye hizmet veren bir devlet memuruyum yani. Bir farkım yok o anlamda sizlerden. Böyle ekşi sözlükte adına enterler açılıp da sayfalarca bir şeyler yazılacak falan. Hani o tür bir kalın derililiğim yok benim. Üzülüyorum, alınıyorum ve bir daha burada deklare ediyorum. Ben de kadın düşmanlığı da yok. Erkek düşmanlığı da yok. Siz öyle hissetmiş olabilirsiniz. Bunun sizinle ilgisi vardır. Ama saygı çerçevesinde ileteceğiniz her türlü eleştiriyi alacağımdır. Fakat ben de insanım. İnsan olarak işte Twitter'dan, Instagram'dan DM'den, şuradan buradan ulaştığınız kanallardan beni üzmeyin. Ve eğer rızanız varsa ben bu işe devam edeceğim. Konuğumuz geldi. Alacağız konuğumuzu. Sürpriz. Osi TV'yi çok seviyorum ve sizi de seviyorum. Bay bay.